Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Dwarf MTL-RTA NASA'mızda olacak. Bunu inceleyeceğiz bugün. Epey keyifli bir atomizer, onu söylemem gerekiyor. Geniş bir tank haznesi var. Aynı zamanda 24 mm'ye rahatça oturabilen bir atomizer. Sadece benim hoşuma gitmeyen detay şu üst tarafındaki drip tip olmuştu. O yüzden bunu başka bir pay malzeme Troy firmasından çıkartılan başka bir drip tiple değiştirdim. Bu şekilde biraz daha görsel olarak bana yakın hale gelmesini sağladım. Söylediğim gibi 24 mm. Şurada geniş tek taraflı bir havalandırma boşluğumuz var. Hemen atomizerin yan tarafında genişçe gözüküyor. Bu kadar büyük olduğuna bakmayın. Bu MTA kitler sayesinde küçültülebiliyor. MTA kitlerinde sonra nerede olduğunu, nasıl konumlandığına bakacağız. Şöyle atomizerimizi açtığımız zaman epey geniş bir likit haznesi olduğunu görüyoruz. Likitleri aşağıdan doldurmak kolay bu atomizere. Üst taraftan doldurmayı boş verin. Alt taraftan doldurmak çok çok daha keyifli. Hatta üst taraftan dolduruluyor mu ondan bile emin değilim. Şu parça tek parça mı? Büyük ihtimalle parçayı durdur ama hiç kullanmadım açık kısmını. Aynen X-Promise 2.1'deki gibi aşağıdan doldurarak gayet keyifli bir şekilde kullanıma devam ettim. Şu şekilde bir kaynama odamız var. Kaynama odamız kısmen dar olduğunu söyleyebilirim. Görüyorsunuz. Epey baca olarak kısa yapıda bir yapıya sahip. Şurada iki taraflı bir likitlerimizin tankın içerisinden beslenmesini sağlayan boşluğumuz var. Aynı zamanda bu parça açılıp dekimize ulaşmamız, dekimizi görmemiz, pamuklamamız sağlanabiliyor. İşin güzel taraflarından bir tanesi bu dek üzerindeki alyanlar. Epey sağlam. O anlamda kullanımı epey kolaylaştırıyor. Aynı zamanda buradaki boşluk epey farklı tellerin de kullanılması için kolaylık sağlayacak cinste. Yani MTL Clapton'larınızı çok rahat olarak kullanabilirsiniz bunun içerisinde. Az önce bahsettiğim gibi hava şuradan giriyor ve telin alt tarafını şuradaki parçadan iletimi sağlanıyor. Şuradaki alyanları sökerek bu parçanın değiştirmesini sağlayabilirsiniz. Kutu içerisinden birkaç tane farklı kit çıkıyor. Eğer biraz daha MTL'e yakın seviyorsanız bunu biraz daha küçük tutmanızda fayda var. Görüyorsunuz. Şuradaki boşluk bizim telin tam alt tarafından vuran ve bizim havalandırmamızı sağlayan parça. Evet, galiba şu anda bu şekilde gayet net gözüküyor. Evet, aynı zamanda çimli şu şekilde iki parçadan oluşuyor. Şu pamukların çıkartılmasını sağlayan ve beslenmesini sağlayan parça. Bu da çimlinin üst kapağı. Çimlinin üst kapağının şöyle güzel bir kavisi var. Bu sayede yumuşak bir şekilde içerideki likitin çıkması sağlanmış. Bu güzel bir detay. Şurada küçük bir kavis var. Bu bacanın üst tarafına doğru bu kavisin eğimi artıyor. Ve bu sayede gayet keyifli bir biçim sağlanmış. Bunu söyleyebilirim. Terleyelim, pamuklayalım. Terlemesinden de bahsedelim. Açıkçası söylediğim gibi daha önce terlemek bu atomizere epey kolay. Ben burada 26 gajluk bir Temco kullanacağım. Kantal. Bir tel kullanacağım. MTL'lerde 26 kullanmayı seviyorum açıkçası. Şöyle jigimden içeriye geçirip 2,5 kılavuza sarıyorum bunu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, şöyle 7 turda hafif aralıklı bir şey sağladım, sarımı sağladım. Bunu bir kerpeten sayesinde biraz daha sıkıştırıp biraz daha stabil bir hale getiriyorum. Yaklaşık şuna benzer bir
Görüntü olmuş oldu. Çok sık değil, çok aralıklı değil. Benim kullanmayı sevdiğim tarzda bir sarım. Kutu içerisinden L bir alyan çıkıyor. Bu alyanlara gayet güzel oturan ve onların açılmasını kapanmasını sağlayan. Alyanla şu parçaları açtım. Daha sonra dekini orta tarafına oturtup önce bir tarafı sıkıştırıyorum. Evet. Daha sonra şu parçayı buradakinin alt tarafına koyup buradan sıkıştırıyorum. Hop, attı. Hemen bu şekilde tekrar yerleştirip tekrar kılavuzumu içerisinden geçirip şöyle biraz yakışıklı bir duruma getirdim. Fazlalıklar alıyorum dekten. Şöyle camımızın arka tarafıyla, hatta şurada biraz daha fazlalık var. Onu da aldım. Fazlalıkları vidanın alt tarafına doğru sıkıştırıyorum. Bu sayede kaynama odası oturtulduktan sonra fazladan telleri dokunmasını istemiyorum. Yaklaşık görüntü şu oldu. Gayet ortada. Hafif aralıklı bir sarım oldu. 0.80 civarında bir direnç verdi bana. Böyle bu telleri biraz ısıtıp ortadan ısınmasını sağlıyorum. Daha sonrasında ısınan teller genişlediği için buraları yarım tur daha sıkmaya çalışıyorum. Bu sayede direncimin biraz daha sabit bir şekilde kalmasını sağlıyorum. Açıkçası bu herhangi bir atom üzerinde dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi. Yani tellerinizi nasıl ısıtıldığına baktıktan sonra şöyle küçük bir dekteki vidaları sabitlemenizde, onları kontrol etmenizde fayda var. Evet. Bu arada teki şuradaki hava kanalına çok yakın tutmuyorum. Onu biraz daha yukarı kaldıracağım. Küçük bir ses yapıyor atomizer kullanılırken. O yüzden şöyle bir tık uzatıp yaklaşık şunlarla aynı hizada olması, dek başlarıyla aynı hizada olması bu sesin ortadan kalkmasına yardımcı oluyor. Yaklaşık görüntüsü şu oldu. Görünüş olarak. Şimdi pamuklayacağız bu telimizi. Hala aynı civarda bir direncim var. Kullanacağım pamuk yine daha önceki videolarda olduğu gibi benim pek severek kullandığım Cotton Bacon Prime. Buradan şöyle uzunca bir parça kestim. Fazlalıklarını aldım. Şöyle yuvarladım. Evet, telin içerisinden geçiyorum.
şekilde. Bu pamuğun şöyle biraz uzun bir şekilde kestim. Daha sonra bunu tekrar bir keseceğiz fazlalıklarını. Pamuğumun deliklerden dışarı çıkmasını sağlıyorum. Cımbız yardımıyla yapabilirsiniz. Veya biraz daha uzun tutup pamuğunuz daha dışarıdayken bu deliklerden geçirip yerleştirebilirsiniz. Seçim size kalmış. Şu şekilde bir görüntüm oldu. Daha sonra bu pamuğun şuradaki fazlalıklarını aldım. Ve şuradaki deliğin tamamen pamukta dolu olduğunu olmasını sağladım. Daha sonra yapmamız gereken şey deliğimin pamuğumu ıslatmak. Likit diyorum. 6 mg tütün ağırlıklı bir likit kullanıyorum. Gayet temiz bir şekilde ısınma sağlandı. Şu şekilde çimliği kapattım. Tankımı dolduruyorum. Eğer siz de bu arada biraz daha sıkı bir içim seviyorsanız o alt taraftaki MTL kitlerden dar olanları kullanabilirsiniz. Biraz daha geniş havadar seviyorsanız böyle yarı MTL, yarı RTA tarzında bir kullanıma sahip olabilirsiniz. Genel görünüşü bu. Gördüğünüz gibi pamuklaması vesaire çok kolay bir atomizer. Boğaz formu olarak gayet keyifli olduğunu söyleyebilirim. Aroma konusunda güzel. Özellikle tütün tatlarında beni mutlu etti. Buhar performansı güzel tabii, bu sarmış olduğu selle de alakalı, kullanmış olduğunuz dirençle de alakalı ama epey keyifli, epey güzel bir atomizer. Özellikle ülkemizde son zamanlarda epey kullanıldığını görmeye başladık. Birkaç tane de arkadaş bunlardan getirdiler. Bu anlamda MTL için, MTL'e başlamak için, başlangıç orta seviyesi için uygun bir MTL olduğu kanaatindeyim. Teşekkür ederim izlemiş olduğunuz için. Eğer sorularınız varsa lütfen yorumlar kısmına ekleyiniz. Buna cevap vermeye çalışacağım. Aklınıza takılan yine başka elektronik sigarayla alakalı sorular olursa yanıtlamaya çalışırım. Teşekkür ederim izlemiş olduğunuz için. Eğer beğendiyseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayınız. Teşekkür ederim.